Vallahi bak bu öykü başa geçerse bana çerez tabağı taşıttırır. Sana da yorgunluk masajı yaptırıp kulunçlarını kırdırtır. Ben söyleyeyim. Ama yok canım. Onun aklına gelmez öyle şeyler. Saf o. Alo. İyi günler Şeyma Hanım. İyi günler Murat Bey. Mete Bey bugün evi boşaltabileceğinizi söylemişti. Kendisine ulaşamadım da. Bugün boşaltıyorsunuz değil mi? Hatırlatmak istedim. Tabii Murat Bey. Biz size anahtarları bu akşam teslim ederiz. Boşalttın mı evi? Hı hı. Nereye gidiyoruz peki? Nereye olacak Şeyma? Babamların yanında. Ne? Hayır. Bak ben kovulduğum eve bir daha dönmem. Başka bir fikrin var mı? Mete ben kovulduğum eve bir daha dönmem. Ne yapacağız Şeyma? Yine otellerde mi sürüneceğiz? Ha? Hem ne zamana kadar sürecek bu küslük? Onlar benden özür dileyene kadar. İyi tamam. Başka bir alternatif daha var. Ortak ne haber? Eyvallah ortak. Gel buyur buyur. Şeyma'cığım bize içecek bir şey getirir misin? Evet. Hayırdır kardeşim? Ortak, seninle gizlimiz taklımız yok biliyorsun. Ama şu an kalacak bir evimiz de yok. Şu senin evin benim evim hala geçerli mi? Herhalde canım. Da peki Şeyma? Ortak, bak biz eğer gerçekten arkadaşsak ben bir daha peki Şeyma ya da ama Şeyma diye başlayan bir cümle duymak istemiyorum. Yani sevgilimle evime geldim diyelim. Tamam? Tamam, tamam. Eyvallah. Sağ ol. O zaman evine hoş geldin. Sağ ol. Bu arada senin anahtarın yok muydu? Yani bir dahakine zile basıp beni rahatsız etme lütfen. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.